Melek. Aslında ben burada kalmayacaktım. Yani burada kalmak gibi bir planım yoktu. Berlin'e dönecektim. Ama o gün hani meydanda, yağmurda seni gördüm. İşleri rengi değişti. Sırasıklandım o gün. Ya bir de sen İngilizce konuştun ya, neden? Yani ne bileyim, Türkçe soru sordum, cevap vermedin. Ben de turist insandım. Benziyor muyum oradan bakınca turiste? Yani Kapadokya'dayız bence, olabilir değil mi? Aslında burası bana zorundalık gibi geliyordu. Ta ki seni görene kadar. İşte o zaman Kapadokya'da yaşamak benim için zorundalıktan çıktı. Hele ki seni bizim konakta gördüğüm an. Bak aramızdaki bu şey. Can. Melek. Aramızdaki bu şey aşk. Can. Melek yapma. Ben çok yoruldum. Bak yokmuş gibi davranmaktan ben çok yoruldum. Sen yorulmadın. Ama... Aması yok, lütfen. Beni dinle. Bak ben seni görmediğim zaman öyle ölecekmişim gibi hissediyorum. Çok özlüyorum. Böyle sensizlik, susuzluk gibi bir şey benim için. Sen olmadığın zaman yapamıyorum. Sürekli seni düşünüyorum. Anla beni. Sen de kendime en yakın bulduğum şey. Ne biliyor musun? Ne? Hüzün. Gözlerin çok üzünlü. Gördüğüm en üzünlü gözler. Hüzünlüyüm. Öksüzüm çünkü. Senin gibi. Olmaz. Niye olmaz? Ne oldu ki? Olmaz. Niye olmaz? Olmaz çünkü sen... Çünkü ne? Çünkü dün Sevilay hayır demeseydi sen... Sen şu an evli bir adam. Anlattım sana bunu. Ben Sevilay'ı sevmiyorum dedim. Mecburen evlenmek zorunda kaldım dedim sana. Neyi mecburen ya? Tutturdun da bir mecburen... Yani ben nasıl anlayabilirim seni?